Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Razer'ın ikonik oyuncu kulaklığı Kraken modelini inceleyeceğiz. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. kulaklığımızı kutusuna çıkardık. Kutusun içerisinde neler var diyecek olursanız da burada kendisinin dışında mikrofon, kulaklık ayırıcı kablo ve 7 artı bir Sauron ses sistemini aktif edebilmeniz için de bir adet aktivasyon kodu çıkıyor. Kutusun içerisinde bu kodu mutlaka bulmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelin tasarımı göz atalım. yakından baktığımızda evet şu an masamda da gördüğünüz gibi dikkat çekici bir renge sahip pembe rengi bulunuyor. Bu yine Razer satın alırken Quartz olarak da geçiyor. Yine alternatif renk seçenekleri olarak siyah, yeşil ve beyaz renk seçenekleri de mevcut. Zaten Razer deyince aklımıza birçok kişinin o yeşil ikonik rengi geliyor Razer Kraken'de. Ancak bu pembe rengi de gayet hoş duruyor. Şimdi şöyle bir elime alıyorum ve tasarımına yakından bir göz atalım. Başlangıçta evet bu pembe rengine gri renkte süngerlerin ve kulak pedlerinin eşlik ettiğini görüyoruz. Ve burada da ikisi bir arada gayet uyumlu olmuş. Şöyle bir kafa bandı kısmından başlayacak olursam buranın hemen üstünde Razer'ın kendi logosunu görüyoruz ve burada şöyle bir elimle ellediğimde metal malzemeden burada içerisinde malzeme kullanılmış ve ince bir kafa süngeri bulunuyor. Bu da yine kafanızda taktığınızda rahatlık sağlıyor. Ayrıca buradaki kulak ayarlama kısımlarında şöyle güzel bir yanı dikkatimi çekti. Burada santimetre cinsinden burada sayılar mevcut. Yani siz iki tarafı da ayarlarken sağ ve solu İkisinde de 4 ise 4, 3.5 ise 3.5 gibi net bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani göz kararı ayarlamanıza gerek kalmıyor. Burada siz sayısal olarak ne gibi değerlerde ayarladığınızı görmeniz mümkün. Bu da yani kulaklığı takıp ayarlarken kolaylık sağlıyor şahsen ben. Bunu diğer kulaklıklarda böyle bir sorun yaşıyordum işte dengeli oldu mu olmadı mı gibi. O yüzden bu böyle bir detayın düşünülmesi gayet hoş. Ayrıca kulak kısımlarına doğru baktığımızda burada Razer logosunu görüyoruz ve onun hemen yanında altıgen şeklinde ızgaralar eşlik ediyor ve buralarda yine metal malzemeden yani malzeme kalitesi olarak kaliteli hissettiriyor. Yani burada Razer'ın bu ikonik oyuncu kulaklığındaki bu kaliteyi siz alabiliyorsunuz. Ayrıca kulak pedlerine doğru geçiş yaptığımızda burada yani yumuşak süngeri ilk önce bir şöyle bir elimle bastırıyorum ve tekrar burada şeklini alıyor. Yani hafızalı bir sünger yer verilmiş. Ayrıca malzeme olarak da burada deri ve kumaş karışık. Yani yan taraflarında deri bulunurken üst tarafında kumaş malzeme yer alıyor. Ve ayrıca burada işte içerisinde ısı artışını önlemek amacıyla da üst tarafında özel bir jelle kaplanmış. Bu da ısı artışını önlemek için yani siz kulağınızda uzun bir süre boyunca kulaklığı taktığınızda buradaki ısı artışını azaltıyor. Ve bu da yine güzel düşünülmüş detaydan biri. Çünkü oyuncu kulaklıklarında uzun süre boyunca kulaklığı takıyoruz. Ve bu da bizim telleme veya işte bizi bunaltma gibi şeylerde o şeyleri daha az indirgemiş oluyor. Ayrıyeten kulaklık kısımlarında başka herhangi bir detay bulunmuyor. Burada yani ne bir kaydırma tekerleği, ne bir mikrofon ses alma tuşu gibi şeyler yok. Bunların hepsi kendi kumandasında bulunuyor. Ayrıyeten sol kulak kısmında da içeriden dışarı doğru çıkan hareketli, esnek, unidirectional, kardiyoid bir mikrofonu bulunuyor. Bu mikrofonumuz sizinle taraftan konuşursanız sesi o şekilde oluyor ve cardioit yani kalp şeklinde sizin konuştuğunuz yönden sesi alıyor. Diğer tarafta ise bu sesin harici bölgesinde oradaki gürültüyü engelleyebiliyor. Bunun dışında da ses kalitesinde yine beğenmiştim mikrofonun bunu ilerleyen kısımlarda ses testinde bahsedeceğim. Yani tasarımında 322 gram ağırlığa sahip ve şu şekilde dayanıklılık testi yaptığımda da yani görmüş olduğunuz gibi malzeme kalitesi bakımından burada bize güven veriyor. Şöyle bir kafama takayım. Evet kafama takmış olduğumda başlangıçta şöyle düşünebilirsiniz. Ya biraz böyle çıkıntılı, kaba gibi mi duruyor? Ağır mı? Yani bu gibi sorulara cevap olarak da şunu söylemeliyim. Hani göründüğünün aksine kafanızda çok rahat hissettiriyor ve burada o ağırlığı hissetmiyorsunuz ve kafanızda ağırlık yapmıyor. Yani ben şu anda bu şekilde takılı ve benim gibi gözlük kullanan kişilerdenseniz yani ben normalde gözlük takarak bilgisayar başında duruyorum. Buradaki kulak pedleri sizi rahat ettiriyor. Yani fazla bir baskı yapıp hem başınızı ağrıtmıyor kafa bandı kısmından hem de kulaklarınızda buradaki çok fazla sıkıp sizi rahatsız etmiyor. Ayrıca yumuşak süngerli yapısıyla da benim kafamı çok rahat ettiriyor. Ben zaten kulaklıklarda daha çok tercih ettiğim kulak pedi ter kısmı suni deri değil kumaş olarak tercih ediyorum ve bu süngerleri beni daha rahat ettiriyor. Yani o yüzden de hani bu tarzda bir kulaklığın karşıma çıkıyor olması beni gayet sevindirdi. Yani hem kafa bandı tarafında beni rahat ettiriyor. Hatta şu şekilde tekrar bir takayım. Yani kafamda duruşu bu şekilde yani şu şekilde soldan ve sağdan baktığınızda yani beni gerçekten çok rahat ettirdi. Ben uzun süreli kullanımlarda rahatlığını bayağı bir hissettim bu yüzden çok memnun kaldım tasarım konusunda burada Hatta şu şekilde boynumu indirdiğinde ise yalnızca bu şekilde kalabiliyor boynunuzun hareketi şu şekilde ancak burası kendisiyle birleşik bir malzemeyle geldiğinden kulak kısımları kafa bandıyla birleşik olduğu için sağa sola hareket etmiyor bu yüzden de yalnızca bu şekilde kalabiliyor şöyle çıkartıyorum. Tasarımda son olarak da kablo tarafına baktığımızda da burada bizleri bir adet kumandası karşılıyor. Bu kumandanın üzerinde Razer logosu mevcut ve kumandanın üzerine bir kaydırma tekerleği var. Bu iki tarafından da gözüküyor. Yani biraz artı ve eksinin ne taraf olduğu benim kafamı karıştırdı şahsen. Bu yüzden burada bir içime silmedi. ve ayrıca tane bir mikrofonu sessiz alma tuşu mevcut. Ve buradaki hani kumandası biraz bana ucuz hissettirdi açıkçası ve son olarak da kulaklığımız 3.5 metrelik bir jaka sahip. Teknik tarafına geçiş yaptığımızda da Razer Kraken 50 milimetrelik sürücülere sahip. Peki nasıl bir ses sunuyor bizlere? Dengeli bir ses profiline sahip. Yani nasıl mı? Burada işte ben dinlemiş olduğum müziklerde baslar, midler, tizler burada daha böyle birbirlerini boğmadan, karıştırmadan net bir şekilde duyuluyordu. Yani ben dinlemiş olduğum baslı bir müzikte basın kalitesini rahatlıkla alabildim. İşte dinlemiş olduğum bir rock müziğinde hem arkada çalan gitarı hem de oradaki sözleri rahat bir şekilde duyabildim. Birbirleriyle arasında karışıklık olmuyor. Bu yüzden de müzik performans olarak da gayet iyi. Ayrıca müzik tarafında 7 artı bir surround sistemini aktif ettiğinizde de burada çevresel ses ile birlikte sizi etrafını saran o ambiyansın içerisine alan çok güzel bir ses performansı sağlıyor. Bu da işte mesela izlediğiniz bir dizi, film veya oynadığınız bir oyunda bile sizi bu ambiyansın içerisine çekip o heyecanı sizi daha da sürükleyebiliyor. Bu yönleriyle de ben 7 artı bir Sören sisteminin performansını başarılı buldum. Müziklerde benim dinlemiş olduğum elektro müziklerde bile buradaki baslar daha iyi vurduğundan işte hem birbirlerini de boğmadığı için net bir şekilde sesi yaşayabiliyorum. Bu yüzden de ben ses performansı olarak çok beğendim. Peki oyunlarda nasıl? Oyunlarda ise ben kendi tarzımda işte FPS ve daha çok böyle MOBA tarzı oyunlar oynamayı seviyorum. Valorant oyunda test ettim. Valorant oyununda stereo modunda kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü burada 7 artı 1 Sören sistemiyle alışık olmadığım için işte hafif arkamdan gelen bir sesi bile çevresi bak için kafam karışıyordu. Stereo alışık olduğumdan sağ ve soldan gelen sesleri çok net bir şekilde ayırt edebiliyorum. Ve burada da hani Razer'ın uzun zamandır oyuncu kulaklığı üreten bir firma olması ve burada Kraken modelinde ikonik bir kulaklık yani herkesin bir oyuncu kulaklığı almak istediğinde en böyle aklına gelecek ilk markardan biri ve moda bir biri Razer Kraken'in hatta yeşil rengi olur. Yani bu eskiden biri böyledir. E bu tarafta da o kaliteyi sizlere kanıtlıyor vermiş olduğu ses performansıyla. Bu yüzden de ben oyunda çok memnun kaldım. Yani ben rakiplerimin ayak seslerini, silah seslerini ne taraftan işte rakip rotasyon atıyor bunların hepsini fark edebiliyorsunuz. Sesleri net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bu yüzden de ses performans oyunlarda çok memnun kaldım. Ve diğer taraftan hikaye tabanlı oyunlarda işte oynadığım God of War veya Star Wars gibi oyunlarda burada 7 artı bir surround ses sistemiyle oynayıp işte hem kendisindeki o çevresel sesle birlikte ambiyansı daha iyi yaşatıyor. Oyundaki sesleri daha böyle keyifli alıyorsunuz. Ve bu yüzden o oyunda daha çok zevk alıyorsunuz. Bu yüzden bu tarafında da çok hoşuma gitti. Yani hem stereo modu hem de 7 artı bir sistemi çok başarılı çalışıyor. Tabii ki de yazılım tarafından biraz da bahsedecek olursam da burada kısıtlı bir yazılım imkanı sunuyor. Yani Razer Snaps uygulamasıyla burada maalesef uyumlu değil. Kendisinin burada kutusunun içerisinden çıkan aktivasyon kodunu da kullanabilmeniz için de 7 artı bir Surround Sound uygulamasını kurmanız gerekiyor. Ve buradan bir Razer ID hesabı oluşturup kodu aktif ettiğinizde artık orada bilgisayarınızın ses ayarlarında 7 artı bir Surround Sound şeklinde bir tane daha ayar kısmı çıkıyor. Buradan seçtiğinizde kendinize uygulamadan aç kapa yaparsınız ya da işte oradan diğer moduna geçtiğinizde, stereo moduna geçiş yaptığında İkisi arasında geçiş yapmanız çok kolay bir şekilde sağlanıyor. Ben normal kullanımlarda 7 artı bir surround sistemiyle tercih ediyorum. Bazı oyunlarda da stereo moduna geçiş yapmayı daha mantıklı buluyorum. O yüzden de ses performansı gayet güzel. Yazılım tarafında THX Special Audio uygulamasıyla da uyumlu. Ancak bu uygulama 20 dolar gibi bir ücrete sahip. Ve bunda da işte yine daha böyle Razer Kraken'in üst modelleri ve razerın daha yeni kulaklıklarıyla uyumlu çalışıyor. Tabii ki de bu uygulamada yapabileceğiniz bazı özellikler var. Mesela equalizer ayarı gibi veya onda da 7 artı bir sorun sesini aktif etme gibi özellikleri mevcut. Ben kendi deneme sürümünde test ettim. Ancak satın almak isterseniz de bu uygulama 20 dolarlık gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu kulaklık için o normal ücretsiz olan 7 artı bir sound uygulaması da gayet yeterli olacaktır. Evet yazılımından bahsettik, ses performansına bahsettik. Bir de mikrofondan bahsetmek istiyorum. Directional kardiyoid bir mikrofonla geliyor demiştik. Peki bu mikrofonumuzdan karşı tarafa nasıl bir ses iletiyorsunuz? Veya bir ses kaydı aldığınızda nasıl bir ses duyuyorsunuz? Bunu bir dinleyelim şimdi ve burada birlikte yorumlarda sizler de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Şu anda duymuş olduğunuz ses Razer Kraken'in kendi mikrofondan geliyor. Benim konuştuğum yönden sesi alıyor ve ayrıca şu anda mikrofon benim ağzıma yakın bir şekilde hizalı. Mikrofon ve hoparlör de PC'nizin dışında Mac, Xbox One, PS4, Nintendo Switch ve mobil cihazlarınızda da yine bu deneyimi yaşamanız da mümkün. Evet sizler nasıl buldunuz? Dinlemiş olduğunuz gibi ben burada net ve kaliteli bir ses duyuyorum. Yani o yüzden mikrofonun ses performansını da çok beğendim. ya yani oyunlarda hem takım arkadaşlarınızı info verirken net bir şekilde karşı tarafa sesiniz gidiyor. Ve normal bir Twitch yayını yapacaksınızdır. Burada karşı taraf izleyicilerine sesinizi aktarmak istediğinizde bile yeterli bir mikrofona sahip. Yani onun dışında şöyle bir artı ve eksi özelliklerini toparlayacak olursam da tasarım tarafında artı özellikleri rengi çok hoşuma gitti ve buradaki tasarımdaki rahatlık kafa süngerindeki işte kulak pedlerindeki rahatlık beni daha çok cezbeden kısımları oldu. Ve malzeme kalitesi olarak burada sağlamlık hissiyatı veriyor. Bu yüzden tasarım tarafındaki özelliklerini ben tasarımda tek eksi olarak söyleyebileceğim şeylerden biri burada kumandasındaki işte biraz ucuzluk hissiyatı oldu. Kumandasının hem kaydırma tekerleği bana biraz ucuz hissiyat var, biraz kafa karıştırıcı. Onun yerine tek yönlü olsaymış artı eksisi daha anlaşılırmış. Yani o yüzden bir o kısmı hoşuma gitmedi. Bir de tasarımında 3.5 mm'lik bir jack girişine sahip USB tip A olsaymış çok daha kral bir uç olurmuş. Onun dışında teknik tarafındaki artı ve özelliklerine baktığımızda ses konusunda hem müzik tarafında hem dizi film tarafında hem de oyun tarafında çok başarılı bir kulaklık. Yani bu yüzden ses kısmındaki performansı memnun edici. Mikrofondan da gayet net bir ses alabiliyorsunuz. Ancak teknik tarafında ekstra özellik olarak eleştirebileceğim tek kısmı ise kısıtlı bir yazılım seçeneğinin olması. Onun için herhangi bir şey benim gözüme takılmadı. Bu videomuzda Razer Kraken'in artı ve eksi özelliklerinden bahsettik. Satın alacak kişiler için de gayet güzel, kullanışlı bir oyuncu kulaklığı. Yani sizler de eğer bunu satın almak istiyorsanız bence aklınızın bir köşesinde Razer de daima bulunmalı. Gayet oyunlarda sizi, rakiplerinize avantaj sağlayacak güzel bir oyuncu kulaklığı. Bizim incelememiz bu kardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.